Herkese merhaba hoş geldiniz. Ben Ataberk. Bugün yeni bir futbol kanalı olarak bakalım ilk videomuzla başlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bu videoda ve genel olarak hani ne hakkında bir içerik üreteceğime dair küçük bir bilgi vereyim. Sonra hızlıca maçlara ve hani futbol hakkında konuşmaya geçeceğiz. Ben 27 yaşındayım. Senelerdir futbolu takip ediyorum düzenli olarak Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga gibi büyük liglere elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Sevdiğim oyuncular var, sevdiğim teknik direktörler var. Bunlar hakkında düzenli araştırıyorum, okuyorum, izliyorum. Genel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere beğendiğim yorumcuları da takip ediyorum arada. Elimden geldiğince maçları bazı takımları çok daha düzenli, bazı takımları biraz daha tabi aralıklarla takip ediyorum. Bu kanalda Premier League ve La Liga üzerine çok odaklanmayı düşünüyorum. O ikilik çünkü benim en kolay takip edebildiğim ve en aslında takip etmekten keyif aldığım ligler. Arada Bundesliga ve Serie A'dan da maç yakalayabilirsem izlemeye çalışıyorum. Özellikle Inter, işte Dortmund, Bayern Münih... Leverkusen, diğer tarafta bu sene Fiorentina hiç fena bir futbol oynamıyor. Mesela ona denk gelirsem izlemeye çalışıyorum. Zaten yayıncı Türkiye'de Serie A ve La Liga'nın ortak olarak yani ikisinin de yayıncılığını yapan Esport üyeliğim var. Yani oradan izlemesi zaten çok kolay oluyor benim için. Esport üzerinden izleyebildikçe işte yakalarsam Serie A. Ama çoğunlukla La Liga'yı oradan takip ediyorum. Premier Lig'i de diğer yayıncı kuruluştan takip ediyorum. Bu şekilde e, özetleyebilirim. E, taktik analiz üzerine ve genel olarak e, takımların durumları, işte sahada olanlar üzerine çok konuşmaya çalışacağım. Sağ dışı olaylar zaten e, Avrupa Ligleri üzerine konuşacağım için sağ dışı olayların detaylı bilgilerine ulaşmam. Ben, e, buradan çok da kaydı. tabii ki İngilizcem olduğu için e, bir İngiliz medya kuruluşu üzerinden çıkan yazılara, yapılan podcast, video analiz gibi şeylere ulaşabiliyorum. Ancak çoğunu çok yararlı bulmuyorum. Tabii ki çok değerli yorumcular var. Onların yorumlarını bakmaya çalışıyorum kendimi geliştirmek açısından. Ama hani böyle çok detaylı işte şu şunu yapmış bu bunu neden olmuş gibi yani drama özellikle şeyli olaylara pek girmemeye çalışacağım. Çok daha sağa odaklı Kalmaya çalışacağız Bu hafta bu video ilk videomuz Premier League ile başlayacağım bu pazartesi Ve Hani bir şeyler değişmedikçe bir şeyler hani sağlıklı bir şekilde gidebildiği sürece pazartesileri Premier Lig salıları La Liga gibi Düşünüyorum İlk 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 planım bu yönde Video yayınlamak açısından Bir noktadan sonra kendi görüntümü de eklemek istiyorum videolara ancak şu an ilk video ve yarınki videoda da büyük ihtimalle La Liga konuştuğumuzda da sadece ses ile e, burada olacağım, sizinle olacağım. E, elimden geldiğince görsel e, kaynaklar kullanmaya çalışacağım. Çünkü görsel e, lin yaptığı etkiye inanan bir insanım. Kendim zaten özellikle görsel e, zeka açısından çok daha rahat e, öğrenim sağladığım için belki de. Yani onu da kullanmayı belki de daha iyi biliyorum. Senelerdir onun üzerine de çok hani zaman ayırdığım büyük ihtimal kendimi kendim ondan verim aldığı için aldığım için herhalde onu da kullanmayı daha iyi biliyorum diyebilirim. Böyle bir site üzerinde tabii ki şu an inceleyeceğiz. İlk başta hemen bir Premier Lig'in tablosuna bakarak başlayabiliriz. Bu hafta Premier Lig'de tabii en karlı Liverpool çıktı diyebiliriz durumdan. Estitpoan kaybı yaşadı. Çok e, ağır e, denilebilecek bir yenilgi üzerinden tabii ki daha detaylı konuşacağız o maçı. E, yani zaten haftanın en önemli maçı oydu. St. Tottenham maçı. E, şu an bu e, haftanın tabii kazançlı çıkanı Liverpool oldu. Yani 3-2 biraz e, daha hani rahat bir galibiyet alabilecekleri bir deplasmanken çünkü Southampton ligin en son sıra takımı, yeni çıkmış takım. Kadro kalitesi olarak çok üstte değil kesinlikle. E yeterli bir kadro kalitesi gözükmüyor. Yani liderle sonuncunun oynadığı bir maçta 3-2'lik bir skor. Hani bir tık keyifsiz duruyor olabilir Liverpool için. Yine de 3 puanı aldılar ve şu an arada Manchester City ile bayağı bir puan farkı yakalamış oldular. 8 puan. Tabii ki Premier Lig daha bu tarz puan farklarının kapatıldığını gördüğümüz. Ve hani hiçbir şeyin o kadar garantilenmediği bilik. Ee, onun dışında tabii ki bu haftadan yine kazançlı çıkan bence Brighton ve Tottenham'ı söyleyebiliriz. Tottenham kötü giden birkaç tane e, fikstürün ardından yani şurada kaybettikleri Ipswich maçı yani şöyle baktığımızda 2-1 Ipswich'e kaybettikleri haftadan sonra üzerine e, City deplasmanından galibiyetle çıkmış olmaları çok e, iyi oldu. Eng, hoca için de bayağı iyi oldu. Brighton genç teknik direktörüyle direktörüyle bayağı e, güzel bir başlangıç yaptı lige. E, ben her zaman Brighton'ı izlemekten keyif alıyordum önceki senelerde de Roberto De Zerbi hocanın futbolunu sevdiğim için, e, sahaya kattıklarını sevdiğim için hep Brighton'ı izlemekten keyif almışımdır. Bu sene de yine keyifli bir takım halindeler. Direkt e, o zaman e, geçersek ilk maçımız Leicester City Chelsea maçıydı. Cumartesi günü e, yani lokal saatli 3.30'da bizim saatimizle 5.30'da oynanmış olması lazım. maçın Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle miydi? Hemen notlarıma bakıyorum. Yo 3.30'da oynanmış. Herhalde bu okey burası lokal saatle yazmıyor. Büyük ihtimalle bizim saatimize çeviriyor. O zaman evet bu e, bizim saatimizde 3.30'da olan maçtı. Evet öğlen maçı. E, cumartesi öğleni Leicester'da e, Chelsea konuk oldu. E, 2-0 maç çok uzun süre. En son bir 90 artı 5'te bir Jordan Ayew'un e, nasıl okunuyordu tam hatırlamıyorum. Fransız oyuncu Jordan Ayew'un attığı penaltı golüyle aslında 2-1 yaptı skoru Leicester City ama maçın çok e, uzun sürecinde hep Chelsea e, topa daha çok sahip olan, e, maçı daha çok isteyen, çok daha net bir şekilde e, momentum'un hep kendi tarafında e, olduğu bir maç oynadı. Nicholas Jackson'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiler. E, çok bence güzel bir goldü. E, fiziksel güç olarak Jackson'ın karşı defanslara yaratabileceği sıkıntıları görmek açısından e, bence çok e, net bir goldü. Yani zaten aldığım notlardan biri de o. Nicholas Jackson bence son dönemde çok e, yani temiz bir forvet olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Yani Chelsea kariyeri belki biraz sıkıntılı başladı. Hep e, şey gibi eleştiriler yapıldı. E, yani hepimiz duyduk bunları. İşte 1 milyar harcadılar ki hani o tarafı işin biraz garip. Hani onu belki başka bir zaman çok daha net konuşuruz ama. Yani bayağı bir para harcadı Chelsea. Yok 45 tane futbolcusu var, bir tane 9 numaraları yok. Düzgün 9 numaraya sahip değil. Nasıl olabilir hani bu kadar transferle birlikte? gibi eleştiriler vardı. Ve bazı açılardan haklıydı bu eleştiriler. Yani Nicholas Jackson ilk geldiği zaman ben de çok sınırlı bir futbolcu olarak gördüm Jackson'ı fiziksel olarak hep bence bir şey vaat ediyordu. Yani Premier seviyesinde Nicolas Jackson çok bence gayet yeterli bir oyuncu. Ama diğer açılardan yani bağlantı oyunu işte ceza sahası potansiyeli yani gol potansiyeli koşu potansiyeli, yani atletizmini gösterme, doğru zamanlamayla koşu atma, defans arkasına gibi ya da hava topları yani bir golcüden beklediğiniz birçok şey açısından tam olarak beni ikna etmemişti bu seneye kadar bu sene yani bu 12 haftalık periyotta Nicholas Jackson bence çok e, iyi durumda e, genel istatistiklerine dair acaba burada bir bilgi var mı e, onu ha season stats yani artık bu noktada 7 golü var 12 maçta e, Nicholas Jackson'ın şöyle çok daha net göstermek açısından kırmızıyla çizdim. Yani 7 gole sahip Nicolas Jackson, Cole Palmer'la aynı gol sayısındalar yani Cole Palmer'ın artık dünya yıldızı noktasına elip gelmediği konuşulmaya başlanmış bir futbolcuyken eee Nicolas Jackson'ın benzeri bir gol sayısında olması tabii yani golcü olduğundan dolayı belki de hani daha beklenilebilir gelebilir bazı insanlar ama yani hiç azımsanmayacak bir gol sayısı. Bu gidişat 38 haftaya vurduğumuzda aynı sağlıklı gidişatı sürdürdüğünde 20 gol üstünü vaat ediyor çok net bir şekilde ve bu hani aslında Premier Lig birlikte 20 gol üstü sizi kalbur üstü bir forvet olduğunuz aslında şey yapıyor yani karşısındaki Jamie vardı çok tanıyıp bildiğimiz artık Premier Lig takip edenlerin çok net bildiği bir golcü yani düştü kalktı Leicester City ikinci şampiyonluğa gitti geldi. Ama Jamie Vardy her zaman mesela çok şeydi. 20 gollü sezonu kaç tane şu an hatırlamıyorum kafadan söyleyemem ama yani onun mesela e, bir dönem net bir şekilde 2-3 sene kalburüstü bir Premier League forvet olduğu artık garantilenmişti. Jackson da o şeyleri veriyor bana. Yani Oli Watkins, Alexander Isak. Alexander Isak'ı direkt bir santrofor yazmak belki ne kadar doğru bir hareket bilmiyorum ama e, yani Oli Watkins e, belki işte iyi döneminde Ivan Toni'nin olduğu noktayı vaat ediyor bence Jackson. Yani Haaland'ın arkasına yazabiliriz bence bu seneki performansını böyle devam ettirirse, yıla vurabilirse. Jackson haricinde benim beğendiğim birkaç tane daha oyuncu var Chelsea'de ve bu maçtaki performanslarını da çok güzel buldum. Bir, bir tanesi Enzo Fernandez, bir tanesi Noni Madueke. Şöyle şunu bir şimdilik şunu alalım sezon statlarını da çekelim. Yani sezondaki tüm istatistiklerini. Yani maçta mesela yani bu sitenin verdiği puana göre Madu 7.6, Felix'e 7.8 verilmiş. Benim mesela asla katılmayacağım bir şey. Yani ben maçı izlerken Felix'in sahada ne yaptığını algılamıyorken Madu Eke'nin bir şey vardı. Ya algısı vardı maçta ne yapmak istediğine dair. Neyi... E, sahaya koymak istediğine dair çok daha net bir oyun ortaya koyuyordu. Felix'e Felix'e e, yani bir program ayırmam gerekir benim. Yani 30 dakika konuşurum Felix hakkında. Yani ben, benim net sevmediğim oyuncu tiplerinden biri. Yani bu maçta Kurea ile e, genişletiyorken oyunu yani Chelsea bu maçta oyunu şöyle yapalım. E, Kurea ile soldan Madueke ile sağdan genişletti. Badiyeş ile Colville Fofana üçlüsü üçlüyü kurdu. Yani position kısmında yani topa sahip olup karşı sahaya geçtikten sonraki kısımda oyunun o safhasında 3-2-5 gibi e, düşünsek takımı ya da 3-1-6 gibi düşünsek e, Chelsea'yi orada net bir şekilde Fofana, Colville ve Badiyeş ile e, üçlüyü kuruyordu. Önlerinde do net bir 6 numaraydı. Fernandez gitgeli yapan box to box dediğimiz e, o işte ceza sahaları arasında gitgeli yapan, bazen half space'te ceza sahasına gir, girdiği anları da gördüğümüz oyuncu olarak oynuyordu. Palmer zaten çok net bir şekilde ona o serbestlik tanınmış. Takımda e, yani yeteneğini sergilemesi açısından ve yaratıcılığını sahaya koyması açısından Enzo Maresca onu bence şeyi vermiş, alanı vermiş çok net bir şekilde. Kusura bakmayın bir dakika. Evet geri döndüm hemen. Ee, o yani Palmer'a verilen o rahatlığı görebiliyorsunuz zaten. O daha serbest oyuncu. Felix ise biraz da içe doğru kat eden. Yine bu taraftaki half spacelerde yani şuralarda işte şu çizgi şöyle böldüğümüzü düşünsek sahi bu alanda yani şöyle highlight edersek şu kısımda çizgide genişleten oyuncu olarak Kukureya'yı görüyorken Felix biraz daha ortaya yakın ceza sahasının köşelerinde sol köşe tarafında topla buluşuyordu ve oralarda yani bir tehlike yaratma açısından oyuncu olarak kullanıldı bu maçta. 81. dakikada oyundan çıkana kadar. Hiçbir şey yapmadı. Yani ben maçı izlerken bir 10 defa falan bu adam ne yapıyor acaba? Yani kendisine sorsak açıklayabilir mi diye kendimi sorgularken buldum. Yani çok sağda... Böyle meczup gibi gezer bir durumu vardı. Hep öyle zaten. Yani şut çekmeyi çok seviyor. Zaten bu böyle içeri kat eden e, kanat oyuncularının bu zaten çekip şut atma hastalığı artık beni çok darlamaya başladı. Yani Liverpool maçına gelince de çok net konuşacağım bununla alakalı. Bunun en büyük kötü örneği bu arada Cody Gakpo zaten. Yani Felix de yapıyor bunu. Çekiyorlar, vuruyorlar. Yani bunun istatistiki olarak gol olma potansiyeli ne Açıklanmış halde yani XG denen bir şeyi görüyoruz. Yani tamam çok üst düzey vurmuyorsan topa yani o noktalardan çok üst düzey vurmuyorsan yani başka şeyleri düşünüyor olması lazım. Yani Kukureyi görebilir, Almur koşu atıyor onu görebilir, e, bu Kavisli ortalar gönderebilir, Jackson'a işte arkaya e, kateden Madueke'ye belki işte. E, bu diğer half space'e giren yani bu yarım alanlara giren Fernandez'e belki bulabilirdi. E, Geriye oynayıp Kaysedo'yla tekrar hani oyunu diğer tarafa genişletme açısından e, şey yapabilirdi. Kendi deneyebilirdi diğer tarafa genişletmeyi. Çünkü Madueke burada çizgiye basıyordu. Diğer tarafta e, oyun yani oyun buraya e, yani işte Felix tarafına Palmer, Felix Kukureya, Falan bu tarafta yoğunlaşmışken oyun diğer tarafa dönebilirdi mesela hiç yapmadı bunları yapamıyor çok yetersiz geliyor bana yani önümüzdeki haftalarda da takip edeceğim kendisini yani çok e, gerçekten yetersiz buluyorum birçok açıdan Felix'i e, daha fazla Chelsea hakkında e, Uzatmayayım yani baktım 16 dakika olmuş e, videoya başlayalım e, yani genel anlamda memnunum. Chelsea'nin gittiği yönden zaten artık e, yani şu an 3. sıradalar doğru hatırlamışım niye bir an şey yaptım bilmiyorum. E, yani Arsenal ve Brighton aynı puandalar. E, iyi bir gidişteler. Önümüzdeki maçları Aston Villa ile zor bir takım Aston Villa ama onlar da iyi durumda değil. Yani Aston da son birkaç haftadır çok iyi bir görüntü sergilemiyor. Yani ben Chelsea'ye oraya e, galibiyet ihtimalini yüksek görerek yani şey yaparım. Tabii ki dediğim gibi Aston Villa zor bir deplasman. Deplasmana gidiyorlarsa tam bilmiyorum şu an orada göremiyoruz. Ee, bu e, hı, Chelsea başta yazıyorsa büyük ihtimalle Stanford Bridge'de oynanıyordur ki Leicester deplasmanına iki deplasman üst üste herhalde Premier Lig'de olmuyordu diye hatırlıyorum. Tabii olduğu da olabilir onu ee, tam şey yapamayacağım. Ee, Chelsea Stanford Bridge'de bence o maça e, galibiyeti hedefleyerek çıkıyordur çok net bir şekilde. Enzo Maresca'nın gidişatından memnunum. Bence net bir şekilde önümüzdeki yılları ona teslim etmeliler. Ee, sağlıklı bir, verimli bir e, kadro yapılanmasıyla bence çok tatlı bir takıma dönüşebilir Chelsea. Bu arada Steve Cooper e, kovuldu Leicester'dan. Yani üzücü Leicester yükseldi. Yükseldiğinden beri çok iyi durumda değil. 12 haftada 10 puan topladılar. Yani eski... Sezonlara bakarsanız 12. haftada 10 puan toplayan takımların yani 30 puan civarı sıkıntılı bir nokta Premier Lig'de. Yani bakalım bilmiyorum yani şey Leicester'ın ligde kalma ihtimali üzerine önümüzdeki haftalarda belki biraz şey yapabiliriz tabii yani biraz daha ortaya geldiği zaman lig konuşabiliriz diye düşünüyorum. İkinci maçımız Brighton'a e, Brighton'la Bournemouth arasındaydı. Brighton deplasmana gitti. 2-1 e, galibiyetle çıktı deplasmandan. Ki e, Carlos Baleba'nın 59. dakikada gördüğü bir kırmızı kartla aslında sıkıntılı bir noktaya gidebilecekken maç. Ki karşıdaki takımda boş bir takım değil. Yani Iraola Hoca e, bence kafası çalışan bir insan. <laughs> yani bir teknik direktör olarak bence... E, düzgün bir e, teknik direktör sahaya bakışı bence sağlıklı olan bir teknik direktör takım kalitesi olarak da hiç fena oyunculara sahip değiller. Yani burada Evanilson e, bir genç oyuncu olarak bence çok şey vaat ediyor. Zabani, Adams e, bunlar bence çok e, hani Premier Lig seviyesi futbolcular. Tavernier bence bu bu maçta yani burada mesela e, doğru bir skor atanmış bence kendisi 6.0 hani evet ortalamanın azıcık üstü gibi performanslı. Bugün hani o kadar iyi olmasa da bence kötü bir futbolcu değil. herkes hakeza öyle. Yani karşısında aslında Brighton'ın kötü bir takım yoktu. Zor bir deplasman. Buradan 2-0 öne geçip önce iki tane güzel golle bu arada öne geçip sonra onu da korumayı bilmiş olmaları bence çok güzel işaretler veriyor. Brighton'a karşı ben Brighton'ı senelerdir dediğim gibi en başta da izlemeyi seviyorum. Yani Dezer ve Hoca çok e, bence keyifli bir futbol oynatıyordu. Ve farklı şeyler katıyordu. Yani Brighton'a katmıştı ve sahaya farklı şeyler koyuyordu. Başka hocaları da bence etkilemişti Premier Lig'de. Yani Premier Lig'e gelip geçmesi bence güzel bir e, deneyim oldu. Hem Premier Lig açısından hem kendisi açısından. Şimdi Marsilya'da yani takip edemiyorum o kadar. Elimden geldiğince hani bakmaya çalışıyorum ama Premier Lig'de e, maçlarını kaçırmamaya çalışıyordum Dezerbi'nin. Yani bence kadro yapılanmaları çok iyi. Şimdi Brighton'a dair övmemiz gereken tabii ki Hürzeler Hoca'yı övmek istiyorum. Yani bunu 30'lu yaşlarının daha başında benden yani biraz daha büyük zar zor abi diyeceğim yani bir insanın yapıyor olması e, çok yani keyiflendiriyor beni ve e, yani geleceğine dair de çok hani e, güzel hissediyorum yani kariyeri çok hani umutlandırıcı bir tarafı var Hürzeler Hoca'nın e, sahaya koydukları da bence hiç fena değil yani geçiş oyunu ve topa sahip olduğu anlardaki takımı dizilimine verdiği e, yani emek orada ortaya çıkıyor bazı oyuncuları kullanımı bence çok güzel özellikle Pedro Jao Pedro'yu ve eee Ayari'yi kullanışı bence çok benim e, hani takdir ediyorum. E, tabii ki oyuncuların kendi bireysel sahaya koydukları da e, burada önemli. Yani Joao Pedro ama mesela önceki kariyerin önceki safalarında çok hani başka takımlarda o kadar verimli performans veremiyorken bu sene gerçekten e, Brighton'da düzenli olarak sahada bir şeyler deneyen yani tabii ki bunu bazen kötü şeylere dönüştüğü de olabiliyor. Yani çok bireysel hissettirdiği anlar da olabiliyor Cao Pedro'nun ama e, yani bence genel olarak performansı Hürzeler Hoca'yla iyiye gidiyor. Daha da gelişebilecek yani genç daha o kadar hani e, kariyerinin ilerlemiş bir safhasında da olmadığı için daha öğrenebilecek tarafı da var. E, yani genel olarak Brighton bence lige heyecan ve hani keyif katan takımlardan biri olmaları hep e, yani buralarda olmaları, ilk altıyı zorlamaları, bir şekilde Avrupa potasında bulunmaları bence çok keyifli oluyor. Önümüzdeki haftalarda da onları takip etmeye çalışacağım ve üzerine konuşacağız. Onların da diyerek Arsenal'e geçelim. Ee, Arsenal konusunda büyük ihtimalle ben bir sürü insanı biraz karşıma alacağım belli açılardan. Yani bunu da ilk videodan yapmayı istemezdim ama yapacak bir şey yok. Yani e, ancak şunu hani söylemek istiyorum yani bunlar benim düşüncelerim ve hani eleştiri açık bir insanım. Yani o açıdan şey olmasın. Arsenal'i eleştirdiğimde gelip bana hani şöyle şöyle yanlış bir şey söyledin diyebilirsiniz. O konuda kesinlikle hani çirkinleşmem şey yapmam öyle bir insan değilim. Ancak Mikel Arteta bu sezonla birlikte beni çok yani hem üzdü hem de sinirlendiriyor. Yani bir şekilde ideal olarak orada işte Guardiola ile çalışması açısından İspanyol futbolundan zaten hani geliyor olması, Guardiola Guardiola ile çalışmış olması ve ilk Arsenal'e geldiğinde geçtiğimiz senelerde ortaya koyduğu takımıyla ortaya koymaya çalıştığı performans yani sahaya yansıtmaya çalıştığı taktiksel dizilim olsun işte geçiş safhasını oynaması, top kendisindeyken bir şeyler katmaya çalışması, deneyimler yapması, oyuncuları dan aldığı performansın artış göstermesiyle ve yapılan transferlerden aldığı performansların da artışıyla aslında yani çok benim gözümde hep değerli bir yerdeydi Mikel Arteta. Yani Ödegaard gibi bir futbolcuyu dan hani artık getirdiği nokta olsun, Kayo Sakanın işte ne bileyim Trossard'ın zaten hani iyi bir futbolcu olduğunu biliyorduk Trossard'ın ama hani geldikten sonra ondan aldığı performans olsun işte Saliba Gabriel ikilisinin performansı defansif olarak çok hep katı bir savunmaya ya sahiplerdi ve hani bunu pozitif oyunla da birleştiriyordu. O yüzden izlemesi de keyifli ve hani biraz insanın gerçekten ya başarılı olsunlar yani hak ediyorlar dediği bir takım olmuşlardı geçtiğimiz sene. Ancak bu sene ya bilmiyorum nasıl bir kafa yapısıyla yani biraz garip başladı zaten sezona. Yaptığı bazı açıklamalar sezonun başında çok ilginçti. Bu açıklamalar devam etti sezon boyunca ve yani takımı getirdiği nokta çok negatifleşmişti. Yani özellikle bakın yani kalemi <laughs> elime alarak şey yapacağım. Calafiori bir stoper oyuncusu aslında. Gabriel Net bir stoper zaten saliba öyle yani zaten şu ikili şampiyonlar ligin en iyi e stoper ikilisi belki de ikililerden biri diyelim garantileyelim durumu. Timber net bir şekilde yani belki direkt ikili bir stoperin ee, bir parçası olarak zor diyebilirsiniz ama bir üçlü savunmanın sağ stoperi olarak net bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu. 4 stoper okey güzel. Önlerinde geçtiğimiz haftaya kadar Thomas Party ve Declan Rice oynuyordu. Şimdi Declan Rice'ın kariyerinde geçmişte stoper oynamışlığı var. Zaten bence e, çift pivot olarak yani 4-2-3-1 gibi yani şu an Nottingham Forest'ın oynadığı dizilimde başladığımızı düşünelim oyuna. Yani maça e, ya tabii ki dizilimlerin her şey olmadığını farkındayım. Yani şey demeyeceğim işte dizilimle öyle başladı öyle Hayır yani zaten saha içerisinde 90 dakikada dizilim oradan ona dönüşüyor. Ancak yani bir rol olarak bence çift pivotun bir parçası olarak Declan Rice daha sağlıklı bir e, rol olarak geliyor bana. Yani orada box to box'ı yapan yani ceza sahası, bir ceza sahasından diğer ceza sahasına düzenli koşu atan kendisinden yaratıcılığın o kadar beklenmediği bir rolde olsa, o sorumlulukları barındırarak oynasa bence daha sağlıklı olacak bir bolcu. Mesela Mikel Merino, Declan Rice'ın yarısı kadar belki size top kapma becerisi getirmeyebilir. Abartmış olabilirim ama yani Declan Rice'ı çok daha önüne yazarsınız Mikel Merino'nun top kapma becerisi olsun, işte ara has, has arası yapma becerisi olsun bu tarz şeylerde. Declan Rice'ı herkes önüne yazar Merino'nun. Ama Merino ...half space'de oynama... ...yani o yarım alanlarda oynama... ...bazen oyunu genişletme... ...ceza sahasına koşa atma... ...gibi meziyetler açısından... ...Declaunas'dan çok daha... ...bence yaratıcılık... ...veriyor takıma... ...ve yani Mikel Merino gibi bir oyuncu... ...la birlikte... ...yani Ödegar... ...Mikel Merino başlangıcını yapmak... ...bana Arsenal gibi... ...yani... Sağda topa çok daha fazla sahip olacağını biliyorsun. Yani maça çıkarken bunun bilindiği bir takımda çok daha sağlıklı bir şey olarak geliyor. Yani bakın bu maçta da %66 topa sahip olmuş Arsenal. Ne güzel. Yani e, okey. Büyük ihtimalle field tilt açısından yani sahanın ne kadarında e, o istatistik tabi burada var mı bilmiyorum. E, advanced istatistik. İşte işte bu ileri istatistiklerden biridir o field tilt dediğimiz olay yani sahayı ne kadar oynatabildiğin diyelim hani şey açısından karşı sahada topla ne kadar aslında hakim olduğunu da ölçen istatistiklerden biri olarak düşünebilirsiniz. Yani sen zaten karşı sahada çok zaman geçiriyorken Declan Rice artı Thomas Partey gibi bir ikiliyle başlayıp yanlarına da tamam Ödegard yoktu. Yanlarına da Ödegard olmadığı zaman bu sefer kim yaratacak sorusu çok net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Yani çok kısır, çok negatif bir futbol ortaya koyuyordu ve bunun ben bazı açılardan seçim olduğunu düşünüyorum. Yani zorunda kalmak belli bir açıdan öyle ama yani o zaman transferi ona göre bir şekilde olaman gerekiyor. Yani orada eksik olduğunu düşünüyorsan. Yani Jorginho hiç denemedi. Yani şey yapabilirsin mesela Declan Rice Trossard başlayıp 4-3-3'te o ileriye gidecek. Yani sana yaratıcılık sağlayacak ikiliyi onlarla başlayıp ki Trossard'ı orada kullandığını biliyoruz ve bence kötü bir performans vermiyor Trossard. Orta sahada yani o işte yarım alanlara oynayan oyuncu olarak Jorginho'yu e, da arkalarına koyup, e, Declan Rice'ın pas arası yapma kabiliyetinden, e, işte kontra atak karşısında doğru zamanda doğru müdahaleleri yapmak kabiliyetinden yararlanıp Jorginho'nun da oyunu açma, oyunu eee dikte etme, topun nerede ne zaman kimle buluşacağına dair sağlıklı kararlar verme kabiliyetlerinden yararlanarak kadrolar kurabilecekken bence 6 stoperle oynamayı yani o noktada o 6 stoperle oynamak. Yani Thomas Partey ile Declan Rice'ı da attığın zaman negatifleşiyorsun 6 stoperle oynuyorsun. Artık yani topla kimin 3. alanda buluşacağı çok belirsiz. Yani bence bu modern e, futbol içerisinde benim aslında çok beğendiğim yani ne bileyim işte gidip stoperden işte oyunun ileri safhalarına katkı alma gibi şeyleri e, bazı kör leştirmelere sebep olduğunu düşünüyorum. Yani kimin topla üçüncü safhada buluşmasını yani ceza sahasına kimin topla girmesini istiyoruz ya da yakınında kimin topla buluşup yaratıcı olmasını istiyoruz sorularını biraz arka plana attı bu sene Arteta. Yani Calafiori buluşuyor güzel tamam uzaktan gol attı. Hoş izledik güzeldi falan ama Calafiori o insan mı? Yani o topçu Calafiori mi? Ya tamam Fiziksel olarak çok iyi bir futbolcu. Ayağı kötü demiyorum ama düzenli olarak ceza sahasının kenarında Kalafiori'nin mi orta açan, ara pas atan, şut çeken oyuncu olmasını istiyoruz. Yani emin miyiz bundan? Yani bunu sorgulamaya başlıyorum artık. Ee, yani bu açıdan Arsenal güzel bir galibiyet. 3-0 tertemiz. Saka muhteşem bir gol attı. Ee, Jesus'un geri dönmüş olması, Gabriel Jesus'un geri dönmüş olması hoş. Yani bir şeydir alternatiftir Ödegar tekrar sağlığına kavuştu umarım bir daha sakatlık yaşamaz İzlemekten çok keyif alıyorum Yani pozitifler var sürekli negatiften bahsetmek istemiyorum Arsenal ile alakalı Umarım zaten sağlıklı bir şekilde sahaya çıkıp şey yapabilirler Yani ligin kalitesi açısından Arsenal'in sağlıklı ve verimli bir futbol oynuyor olması çok artı yazıyor Bunu istiyorum ama yani Arteta'nın bu negatifliği beni çok rahatsız etmeye başladı. Umarım yani önümüzdeki haftalarda daha az görürüz. Bunu demek istiyorum. Bir de e, bu maç sonrası açıklamalarında falan takındığı tavırdan asıl çok rahatsızım. Yani sahaya koydukları tartışırız, tutarlı, tutarsız bakarız. Yani ne bileyim gerçekten o negatifliği ortaya koyar, tutarlı bir şekilde bundan performans alır. Yaptığı hareketler sahaya attığı oyuncular birbiriyle uyumludur yani bunu anlamak lazım zaten yani bu konuda bence Türkiye'de zaten bir akıl kargaşası var insanlar e, şu doğru bu yanlış gibi bakabiliyor hayır yani sen sahaya bir planla çıktığın zaman plan içerisinde senin sahaya çıkarttığın 11 o planla uyumluysa o zaman bana okey yani teknik direktörü ben o kadar eleştirmek istemiyorum yani mesela e, nasıl diyelim yani karşısında Nottingham Forest mesela karşısında Nottingham Forest'ın Arsenal gibi bir takım varken e, işte hızlı koşucuları arkaya kaçabilecek işte o arkaya kaçan oyun, kaçan oyuncuları bulabilecek oyuncularla başlaması ve sahi kendi sahasına kabullenmesi oyunu ve buna tutarlı bir kadroyla çıktığında ben Nuno Espirito Santo'yu eleştiremem. Ha, benim sevdiğim bir oyun tarzım bu değil. Hiçbir zaman sevmedim. Yani ben daha çok pozitif futbol seven, önde baskı, topa sahip olma, e, topla bir şeyler yapma. Yani şu an Hanzi Flick'in aslında ortaya koyduğu oyun benim en e, beğendiğim oyunlardan biri. Pep Guardiola'nın her zaman oyununu beğendim. İşte Arteta'nın geçtiğimiz senelerde ortaya koyduğu, Klopp'un dönem dönem ortaya koyduğu, belli bir dönem çok net bir şekilde ortaya koyduğu oyunlar. Bana bu tarz oyunlar çok daha çekici geliyor. Ama ben Luno Espírito Santo'yu böyle bir takımla kendi sahasında oyun kabul ediyor ve buna da buna uygun bir kadro çıkartıyor diye ve işte çok kötü oyun oynatıyorsun falan gibi bir saçma beleşleş bir yapmayacağım. Tutarlıysa kendi içerisinde okeyim. Ama Arteta şampiyonluğa oynayan bir takımla bu kadar negatif çıktığı zaman ve karşı sahada bu kadar topla oynayacağını bildiğim maçlarda bu kadar negatif olduğu zaman o zaman tutar biraz. Yani tutarsızlık başlıyor orada. Ya tamam belki bir City maçına öyle çıkabilirsin. Bilirsin ki City de senin kadar topa sahip olmak isteyen bir takım. Maç daha ortada geçecek. Belki sen işte Declan Rice Thomas Parti ile başlayacaksın ve orada daha korakor bir mücadelede orta sahada belki oradan bir verim çıkartacaksın diyelim. Bu daha tutarlı. Ama gidip Nottingham Forest'ta da Declan Rice ee, Thomas Parti ile başlamış olsa yani çok eleştirdim ki daha önceki haftalarda bu tarz rakiplere karşı bunu yaptı. Kendimi tekrar etmek istemiyorum. Yani önümüzdeki haftalarda artık bakacağız yani Arsenal'in genel durumuna ve ne kadar ne planla maça çıkacağını çok daha net bir şekilde gözlemlemeye çalışacağım ve bunun üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Bu maçların hepsini ben 90 dakika takip ettim ve izledim. Bunlara dair genel düşüncelerim. Ya bu maçlara dair bu üç maça dair genel düşüncelerim buydu. Şimdi haftanın en önemli maçına. St. Tottenham maçına geçeceğiz. Şimdi St. Tottenham maçına büyük ihtimalle e, bayağı zaman gidecek. Yani bakıyorum 35 dakika olmuştu herhalde e, video. Yine de olsun e, bu hafta bayağı bir maç izledim. Yani hepsine dair en azından biraz konuşayım istedim. E, uzun bir video olmasında da pek bir sorun yok herhalde. Durdura durdura dur, izlersiniz artık. Arkaya e, atın beni. Bir şey yaparken e, sesim şey olsun takılsın sizle diyorum şimdi e, bu maça dair bayağı bir düşüncem var çünkü e, belki yani videonun belli anlarında küçük küçük anlayabilmişsinizdir ki yani e, Pep Guardiola benim çok net bir şekilde en sevdiğim e, teknik adam yani e, kendisinin Barcelona'da oynattığı futbol benim küçüklüğümden büyürken yani onu izlediğim dönemde o Barcelona takımı benim futbola aşık olmamı sağlayan yani o Barcelona takımını izlerken ben okey sahada sadece koşan 22 tane atletten öte bir şey var burada dememi sağlayan takım oydu benim yani net bir şekilde bu işin geometrisi var bu işin sahaya dizilim açısından ilginç noktaları var yani sadece topa vurduk, güzel gol oldu, işte Messi gitti 10 tane adamı çalımladıdan ötesinde bir şeyler olduğunu e, sorgulamama başlatan aslında insan Pep Guardiola'dır benim. Çok severim kendisini. Yani City normalde Manchester City benim destekleyeceğim ya da sempati duyacağım bir takım değilken e, maçlarını izliyorsam sadece bunun nedeni Pep Guardiola şu an. Tabii Kevin De Bruyne'yi de e, saymadan olmaz. E, bu maça dair şöyle tabii bir de e, Bir Bazı şeyler de çizdim e, Aslında hazırlığını da yaptım Bence maça Yani yanlış başladı Pep Guardiola Yani geri dönersek böyle başladı Maça güzel okey Şimdi e, Daha demin Arsenal maçında Söylerken aslında biraz Şeylerini vermiştim e, Sinyallerini yani aynı şeyden Guardiola'da Artık ben biraz şey olmaya başladım. Şimdi Guardiol 3 tane fa falan e, ceza sahası dışından çok güzel gol attı. İyi hoş tamam. Keyifli. Ama yani 90 dakika boyunca Guardiol'un huh, burada çizgiyi genişleten oyuncu olarak kullanılmasını ben artık desteklemiyorum. İstemiyorum. Yani bu beni rahatsız etmeye başladı. Yani doğru oyuncu olduğunu ben artık düşünmüyorum. Yani burada kullanılması gereken oyuncunun Guardiola olduğunu düşünmüyorum. Hayır zaten adamı beğeniyorum. Yani Guardiola'yı ben bir futbolcu olarak beğeniyorum. Sahaya getirdiklerinden memnunum. Ayağı kötü değil. Bir stoper tandeminde bence kullanılabilir. Yani bu o Hırvatistan yarı finali miydi? Arjantin'de orada bir Messi'den çalım yedi. Oradan mı artık hala aklımızda bu adam stoper oynayamaz mı diyoruz bir şey mi bilmiyorum. Hadi üçlünün sol stoperi olarak oynasın ya da e, geçtiğimiz senelerde başka oyuncularla yaptığı gibi e, 3-2-5'i kurmada e, üçüncü stoper olarak onu kullansın. Yani e, ne bileyim işte Riccholevisi içe doğru kateden işte e, sahte bek olarak kullanıyorken Guardiola da sahte stoper gibisi hani kullandığı o şeyi de kullansın. Artık yani ben bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bence maça şu dizilişle çıkmalıydı. Yine dediğim gibi dizilişin maçın sadece başındaki bir şey olduğunun ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuncuların rotasyonlarıyla işte saha içerisinde dakika içerisinde yaşanan anlarla Dizilişin her an bu şekilde olmadığını farkındayım zaten. Zaten bu şekilde de kalmamalılar. Yani bu şekilde başlayıp 3-4-3 gibi bir başlangıçla niye hiç üçlü düşünmediğini anlamıyorum hocanın şu an. Ee, yani bir garezim var üçlüye. Ee, yani kariyerinde ne kadar kullandığı onu da tam hatırlamıyorum. Yani o Barcelona döneminde kullandığını hatırlıyorum ama sonrasında Bayern Münih'te ya da City'de çok hatırlamıyorum. Yani yanlışsam tabii düzeltmenizi isterim. Ama şu anki bulunduğun durumda bence üçlü savunmayı bir düşünmesi lazım. Yani en azından defansif sıkıntılarına da belli açılardan çözüm olabileceğini düşünüyorum. Ben bu şekilde başlayıp sonra karşı sahaya geçtiklerinde bu düzene geçmelerini daha sağlıklı bulurdum bu maç açısından. Yani Benim şeyim bu bir iki tane daha farklı düşüncem oldu ama ana şeyim bu yani 4 2 3 1 gibi de başlanabilirdi belki ve onun üzerine de düşünülebilirdi ama yani ben ana plan olarak bunun daha sağlıklı bir formasyon olduğunu ve yaratıcılığın ve sorumluluğun dağıtılması açısından da daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Açacağım şimdi bunu. Bir kere Guardiola'yı daha arkada kullanmış oluyorsun. Yani genişleten oyuncu olarak Guardiola'yı Elimize şeyimizi alalım Çizim şeyimizi Guardiola burada genişleten Oyuncu Olarak kullanmaktansa Savinho'yu kullanmak Sana iki tane şey getiriyor Guardiola'nın ötesinde Bir Savinho'nun burada topu Çizgiye kadar Oynamasını yani Buradan buralara koşa atmasını Daha rahatlatmış oluyorsun Buradan Haaland'a arkaya kat eden Foden'a, şurada araya geriye doğru çıkartıp Silva'ya oynama açısından çok daha ya yani burada topla buluşmasını isteyeceğim oyuncu benim Savinho olurdu. Şimdi şunları silelim. Ve Savinho'nun yeteneklerinden de daha iyi yararlanmış oluyorsun. Bu var burada kullan. Neyi sağlıyor bu sana? Burada kurduğun aslında pardon. Ee, şu dörtlü Burada bir dörtlü kurdun diyelim. Burada bir dörtlü kurdun. Ee, Sağının bu kısımlarında topla düzenli olarak oynamanı ve yarattığın aslında buradaki overloadu nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Yani yoğunlukla diyelim kişi fazlalığıyla diyebilirsin. Burada işte 4'ü üçler yakaladın. Ee, i̇şte savunmayı buraya çektin. Rotasyonu yaptı savunma burada aslında Savinho'yu tekte bıraktığın anları yakalamanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani Guardiola'nın tekte kaldığı burada yani savunmanın sağ tarafı Walker tarafını Foden tarafını savunurken çizgiyi genişleten oyuncular Guardiola kaldığında Guardiola'nın burada topla buluşup ne yapacağını bilemeden kaldığı anlar oldu. Yani umarım ilerleyen dönemlerde bir şekilde bilmiyorum nasıl yaparım ama bir maçtan görüntülerle destekleyebilirsek burayı. Yani gerçekten bu anları göstermek istiyorum. Guardiola orada şut denedi, orta denedi. İşte bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani yeterli değil. Yani oyuncu o değil çünkü. Ya olmamalı da bence. Yani bunu artık şey yapmaya çalışıyorum. Ya Savinho üçüncü alanda yani şu çizgiyi şöyle koyduğumuz zaman buralarda Savinho'nun topla buluşmasını daha iyi buluyorum ben. Hem de güçlü ayağı olduğu için buraya göndereceği daha keskin toplarla Haaland gibi hem havada hem yerde etkili olan oyuncuyu bulma açısından daha iyi bir seçenek. Yani bu şekil. <laughs> Çok pardon. Ee, öksürdüm. Kusura bakmayın. Bu şekilde Guardiola arkada kontra ataklara karşı da daha sağlıklı bir savunma sağlamış oluyorsunuz. Yani bugün, bugün diyorum ya yani bu maçta Kulusevski muhteşem bir maç çıkardı. Yani çok keskin bir şekilde kontra çıktı Tottenham düzenli olarak. Ve bu kontra atağı karşı alınabilecek aslında sağlıklı önlemlerden biri bu üçlüyü mesela kurmak olabilirdi. Akanji son adam, Guardiola ve Stones daha işte... Geniş alanda savunma yapacak stoperler olarak bu üçlü önlerindeki Lewis ve Gündoğan'ın açıklarını da kapatabilirdi. Yani şu an zaten en büyük sıkıntı size kesici oyuncu eksikliği. Yani Rodri'yi kaybettiklerinden beri çok üzücü. Yani Rodri benim en sevdiğim oyuncu olabilir şu an güncel olarak. Ee, yaşadığı sakatlık ve sezonu kaybetmesiyle birlikte şu an çok büyük eksiklik var değil mi? Yani bu... E Beş yaşındaki çocuğa sorsanız bile söyleyebilir şu an. Sti orta sahası top kesicilik açısından şu an çok sıkıntı bir noktada. Ve Gündoğan, İlkay ve Rico Lewis de o oyuncular değiller. Yani belli bir seviyede yapıyorlar ama asla Rodri seviyesi değil. O yüzden onların eksiğini kapatmak açısından da üçlü savunma çok daha iyi olurdu. e Walker zaten her zaman iyi bir geçiş savunmacısı. Onu da burada sağ kanat bek olarak kullandığınızda size o geçiş savunması açısından katkı vermiş olurdu. Ve eskiden kariyerinin eski safalarında yapabildiği bir şeyi belki de yapabilirdi. Yani bilmiyoruz. Bu arada bu formasyonla çıkıp olmaya da bilirdi. Yine 4-0 yenilebilirdi City. Ancak yani bir şekilde daha doğru olan bu geliyor bana. Keşke simüle edebilsek. Hani olsa. Bilmiyorum. Yani Foden'ın buralarda topla buluşması daha sağlıklı geliyor. Walker'ın buralarda topla buluşması daha sağlıklı geliyor. Yani buradan şurada Foden'ın bu yarım alanlara yapacağı koşulları bulma açısından Haaland'ı bulma açısından yine güçlü ayağıyla daha iyi olabilirdi. Açacağı ortalarla belki daha etkili olabilirdi. Çünkü başka bir şey katma açısından çok sınırlı kalabiliyor Volker. Yani hepimiz biliyoruz ki ayak kalitesi açısından yani buradan böyle diagonal toplar atıp işte Silva'yı bulacak, çok iyi pası bulacak. Alan gibi şeyler getirmiyor Walker zaten size. Yani getirdiği şey çok iyi savunmacılık ki bu Senane hani o da tartışılır belli açılardan yaşıyla birlikte büyük ihtimalle biraz sekteye vuruyor. Formu da iyi değil. Ama yani orta açma açısından bir geçmişi var Tottenham'da oynadığı dönemden. Yani stiye gelmeden önce kötü bir orta açıcısı değildi Kyle Walker. En azından onu da o açıdan kullanabilirsin e, Rico Lewis'i daha toplu haşır neşir olabileceği orta kısımma Daha sağlıklı arkası daha güvenliyken getirmiş oluyorsun Bu da daha isteyeceğin bir şey olarak geliyor bana Haaland'ı da bu şekilde besleme açısından daha Rahat e, Oluyorsun aslında bu Planla çıksan Yani silvanın buraya atacağı koşular e, Şu şekilde buraya girip çevireceği içeri çevireceği koşular belki arkaya pardon arkaya çevireceği ve Foden'ı bulacağı koşular e, olabilirdi. Savinho buradan güçlü ayağıyla onu bulabilirdi. Yani şöyle düşünün çizelim mesela hemen bir tane atak size. Tabii ki böyle gerçekleşmeyebilir. Ederson oynadı Akanji, Guardiol, Lewis. İşte burada birkaç tane paslaşma oldu ikisi arasında. Belki Stones'a döndü Erfen. Aldılar geri Lewis Savinho'yu oynadı. Tekte Savinho koşan Silva'yı buldu. Attı Haaland'a ya da Foden'ı arkada bitirdi. Mesela bunu yapabilecek bir takım mı Evet. Yaptılar mı daha önce? Yaptılar. Yani kaç tane şu an gidip bulursunuz? Sanen'in bu çizgiye koşu atıp iyice artık hani e, buralara inip arkaya Sterling'i bulduğu kaç tane gol bulursunuz? Yani bunları nasıl unuttu Guardiola? Kendi e, çok güzel oluşturduğu setleri, hücum setlerini nasıl unuttu bilmiyorum. Yani bunu yapabilecek oyuncusu da var bence Saneden çok daha sağlıklı bir kafa yapısına ve daha sağlıklı bir e, oyuncu profiline sahip olan Savinho'ya yani artık var elinde. Ya yani Savinho bence Saneden çok daha gelişime açık. Çok daha egosu öl, daha ölçülü bir düzeyde görünen bir oyuncu. Yani kullan Savinho'yu buralarda güçlü ayağıyla insin. Bu güçlü ayaktan al, alamadığımız verim ne olacak bilmiyorum gerçekten. Bakın sürekli Ters ayaklı oyuncu oynatıp şuraya kat edip buradan şut çekme nedir ya? Yani sürekli bu artık daha tahmin edilebilir bir hale geldi bu. Herkes bunu yapıyor zaten. Karşımda ben sürekli bunu yapan bir oyuncu görsem ki Liverpool maçında işte Gakbo bunu yaptı. Sürekli bunu çekip vurdu, çekip vurdu. Yani karşımda ben ortalama bir Premier League beki olsam, Gakbo'yu görsem korkmam. Dedim ki bu zaten çekip vuracak sadece. Bir şey yapmıyor ki soluna bir atmadı bir kez ya topu. Bir kez soluna atıp orta açmadı ya. Yani bu artık tekrar hatırlamamız lazım güçlü ayağın şeylerini. Bunun en iyi örneği ya bugün hangi maçın özetini izlerken gördüm. Ha Brian Gill. E, Girona'da Brian Gill mesela açıp özetini izleyebilirsiniz maçın. Çok hızlı zaten 27 dakikada 4-0 yapıyor. Hemen goller zaten oluyor. Özetin ilk 2 dakikasında büyük ihtimalle görürsünüz. Brian Gill güçlü ayağıyla solda oynuyor. Sürekli içeri... Kat ettiği pozisyonlarda da, yani şuralarda da topla buluşup, buralarda da topla buluşup 3 tane asist yaptı. Yok bir tane gol attı, 2 tane asist yaptı. Golü buradan şöyle buldu, yani e, ters köşeye e, atarak buradan da 2 kez asist buldu. Ve Brian Gill beğenilmeyen bir oyuncu. Yani tonlarca takımda denendi, beğenilmiyor, kiralandı edildi. O bile bulabiliyorken bunu, Savinho kalitesindeki bir oyuncunun ya da Silva kalitesindeki bir oyuncunun buradan güçlü ayaklarıyla şu topları halanda bulmama ihtimali yok. Daha fazla tekrarlamayacağım. Süre 50. dakikaya geliyor. Ya yani çok üzülüyorum. Yani şu maç 4-0'lık maç değildi. Bakın, topluma gerçekten veriyorum şeyini. Ange Hoca'nın planı çok iyiydi. Madison, Kulusevski, Son, ee, Bisuma, bunlar yani çok iyi maç çıkardı. Pedro Poro'yu zaten çok beğeniyorum. Dragush'in Davies gibi bir stoper ikilisiyle çıkıp Romero yokken diğeri kimdi? Diğer stoper. Uf. Yani Christian Romero yok, e, Dragush'inle çıkıyorsun, e, Davies burada beko şey stoper oynuyor. E, yani böyle bir 11'le çok güzel bir plan. Yakaladılar. E Keskinlerde de şans da yanında diyebilirsiniz belli açılardan. Güzel performans. Tottenham gerçekten deplasmandan böyle bir galibiyetle çıkmak onlar için çok iyi oldu. Ence Hoca için de çok iyi oldu. Ben Ence Hoca'nın gitmesini istemiyorum zaten mümkünse kalsın. Bence e, iyi bir teknik direktör ve yani bu ligde bence olması sağlıklı hem Tottenham maçına hem de lig açısından. Diyerek e, City-Tottenham maçına da e, veda edelim. Yani önümüzdeki hafta gösterecek, bilmiyorum ne olacak. Yani Stin'in durumu e, kötü. E, yani tabii ki çözüm üretir. Guardiola bu, bu. Yani bu tarz durumlardan çok çıktı. Yani çok çözümler buldu. Bir şeyler bulur. Yani ben güveniyorum hocaya. Ama yani bu maç mesela üzdü beni. Yani bunu niye hiç düşünmedi? Hiç üçlü düşünmemiş olması beni gerçekten üzdü. Bence birebir eşleşme açısından da daha iyi olurdu. Ka kapatmadan yani Sti, e, Tottenham maçını kapatmadan sadece son bir şey değinmek istiyorum. Ederson lütfen gitsin. Yani Arabistan'a gitmesine dair falan konuşmalar geçiyordu. Herhalde en son hangi e, içerikte izlemiştim onu ya. Kim bahsediyordu? Emre Özcan'la Erman Yaşar bahsediyordu herhalde. Ta e, yok tardi'nle de olmaz. Atıf Bey sokakta işte 31 yaşında daha gitmesi falan. Gitsin. Mümkünse gitsin. Ve artık yani bunlara çok daha detaylı gireceğim. Ee, önümüzdeki haftalarda da ama artık bu işte yok şöyle ayağı kaliteliymiş, yok böyle şuymuş ee, kalecilerini artık bence çok abarttık yani. Guardiola da abarttı bence. ya yani kendi kuyusunu kazıyor. Abi yani yedi ilk gol. Lütfen açın bakın. Yani Oblak olsa orada. Oblak kötü değil mi Aya? mesela? Asla Guardiola düşünmez. Asla yemez. De Heya açın Fiorentina maçını izleyin bu haftaki. Muhteşem kurtarışlar yaptı yine. Dehe olsa asla yemez o ilk golü. Ya top senin ceza sahana geliyor. Allah rızası için ya La bir, bir 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 şey yap ya. Ya bir, bir bak topa gitmeye çalış yumruklamaya çalış. Kaçır ya en kötü kaçır duruyor ya. Kale çizgisinde duruyor. Ya hayır orada zaten o altı pasın içerisinden artık adam vurduktan sonra nereye kurtarıyorsun sen? Zaten öyle bir kaleci değilsin öyle refleksleri yani var arada kurtarışta değilsin ya o kaleci değilsin sen. Çık. Ya e sen zaten libero kaleci olarak şey yapmadın mı? Çık o pozisyonlara bari. Onu da yapmayacaksan yok artık ya yani orta geliyor izliyor. Stone zaten dönmüş dönememiş halde kaçırıyor arkasına. Tamamlanıyor pozisyon. Gol yiyorlar ama yani ben Karşı takımın oyuncusu olsam ceza sahası içerisine koşu atarken korkmam eder sonda. O öyle bir şey vermiyor güven. Ya Vicario daha çok güven veriyor ya. Ve Vicario'yu sorsan bizim Türk izleyicilerin içerisinde onlarca bilmeyecek insan vardır. O ne o kim? Diyecek çok fazla insan var. Vicario kat kat daha iyi maç çıkardı. Ya Ederson ne yapıyor? Tamam ayağı iyi de ne yapıyor? Yılda 3 asist mi yapıyor? 5 asist mi yapıyor ya? Ya ayağı azıcık daha kötü olan ama kalecilik meziyetleri yani asıl görevini daha iyi yapan bir kaleci daha yararlı bence. Ya mesela Prime Alison. Alison Ederson'dan bence o kadar kötü değil aya ki sala asist yapmışlığı var birden fazla kez ben biliyorum. Ama Ederson'dan çok daha güven veren bir kaleci. Ya ben Ederson'u takım mı almazdım? Bakın ben topa sahip olma oyununa tapan bir insanım. Çok seviyorum. Guardiola'yı da çok seviyorum. Onun oyunu oynatmak isterdim ben teknik direktör olsam. Ama Ederson benim takım o antrenman sahasına giremezdi. Zaten bence karakter olarak da iyi bir karaktere benzemiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani tamam biraz hani böyle gülüyor ediyor falan ama çok yani bir şey katıyor gibi değil takıma. Neyse daha fazla gömmek istemiyorum adamı. Ama ben yani hiç beğenmiyorum edersonu özellikle yani yıllardır beğenmiyorum. Yani hiç de çekinmeden söyleyeceğim. Evet, Southampton Liverpool, Liverpool demişken bir şeyi baştan söyleyerek başlamak istiyorum. Ben Liverpool taraftarıyım. Yani senelerdir. 2005'ten beri. Yani o İstanbul'daki finalde ben Liverpool'a aşık oldum. Renklerine, sahasına bir şekilde yani ondan ilerleyen dönemde oyuncularına Steven çok severdim. Bundan dolayı yani Liverpool benim gönlümde ayrı. Premier Lig'de Liverpool benim için ayrı bir takım. Elimden geldiğince tarafsız bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Bazen sinirlenip bazı oyunculara ekstra laf söylersem Liverpool'da bilin ki o Belli seviyede taraftarlığımdan gelirdir. Yani ben o taraftarlığın mantıksız tarafına çok gitmemeye çalışan bir insanım. Yani çok kendimi o konuda e, temkinleyen bir insanım. Ama hepimizin içerisinde biraz var. Sevdiğimiz takımlara karşı bazen e, çok daha şeyli olabiliyoruz. E, taraflı. Elimden geldiğince yapmamaya çalışacağım. Ama olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Eğer hani taraflı gözüküyorsam e, kendimde fark edersem bunu kısmak için elimden geleni yaparım. Liverpool galibiyeti aldı. Okey lider güzel 8 puan ileride. Tamam ee, yani Klopp döneminden sonra Arne Slot'la böyle bir performans başlangıç olarak böyle bir performans bekliyor muyduk? Yani bana söyleseniz sezonun başında iyi ne güzel yani okey 12 haftaya 31 puanla başlamak daha ne isteyebilirsin ki der kapatırdım. Oyun o noktada mı? Değil. Yani ama dediğim gibi daha yeni e, gelmiş hoca. Yani 13 12 hafta oynamış. yani işte Şampiyonlar Ligi e, yani şey diğer kupalarda oynadığı maçları da katarsak aslında fena bir maç sayısına ulaşmadı ama yani sonuçta yeni hoca takımla tanışıyor şey yapıyor. Verdiği performans bence çok iyi. Yani yeni bir hoca olarak Klopp'tan devraldığı ki öyle büyük bir hocadan. Yani bu kadar uzun süre bu takımın başına kalmış, bu takıma çok şey katmış bir hocadan bir takımı devralıp böyle bir performans vermek ben çok takdir ediyorum. Ve Arne Slot'un ben zaten önümüzdeki yıllarda da Liverpool'la e, kesinlikle devam etmesini ve hani mümkünse e, ona hani o alanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maça gelirsek. Maçta saat <laughs> e, çok Fahiş hataları yüzünden bir kere zaten gol buldu Liverpool. Yani ilk golde savunmadan oynamaya çalışırken yapılan bir hata. E, ikinci gol zaten e, direkt bir kaleci hatası. E, üçüncü golde penaltı tartışmalı. Hani ben penaltı işte hakem taraflarına girmek pek istemiyorum ama yani e, dediğim gibi Liverpool'a sempati duymama yani resmen taraftar olmama rağmen bence verilen penaltıda bir tık ee, hani tekrar izlemem lazım daha net bir şekilde görmek için ama e, yani o an izlerken e, hissettiğim penaltı çalınmasa da olurdu gibi bir durumdu çünkü sanki vücudundan çarpıp e, yani vücuttan gelerek e, temas etti kolla yani bunun da bilmiyorum hani tam kuralları e, ama bana belli açardan ucuz bir penaltı olarak geldi e, yani yenilen, yenilen gollerde bu arada tam işte bir kontra atak hani e, golü e, şeyi olayları e, Conor Bradley daha genç hani o yüzden onun belki de hani iyi bir performans sergilemediğini düşünebiliriz ama bence e, hani şey geleceğe dair umut verici bir e, oyuncu. Yani özellikle Trent alexander arnoldun arkasında e, Liverpool'un geleceği açısından bence değerli Conor Bradley'nin olması. Trent'in çünkü ne yapacağı belirsiz gibi. Ben gitmesini istemem ama işte Real Madrid konuşmaları falan hep geçiyor. Sürekli bir dolanıyor etrafta. Ben Konate Van Dijk ikilisini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Yani her maç aynı performans gelmiyor ama bence çok temiz bir stoper ikilisi oldular. O açıdan bir şeyim yok. Hani korkum yok. Keleher Keleher Alisson'un yokluğunda bence hiç fena bir performans vermiyor. Çok memnunum. Yani yedek kaleci olarak bir kale yedek kaleciden bekleyebileceğiniz bir performans bu. Ki zaten Mamardashvili transferiyle Kelleher ne olacak o da bir tabii soru işareti ama Alisson'un da gitme durumu var herhalde e, konuşuluyor. Ben gitmesini istemem ama hani eğer o durumda Kelleher ikinci kaleci olarak hala kalabilir bence Mamardashvili'nin arkasında. E, negatif tarafları çok daha net bir şekilde gelirsek. Cody Gakpo'nun e, Liverpool seviyesi bir topçu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani yapabildiklerini anlıyorum. İyi bir şut şeyi var. Atış gücü var diyelim. Var golleri öyle. E, uzun olduğu için arkaya atılan ortalarda falan okey. Tehlike yaratabilir. E, topla kötü bir oyuncu değil. Yani ayağı öyle çok kötü olan bir oyuncu değil. Zaten öyle olsa hani hücumda hani Liverpool seviyesinde transfer edilmezdi. Ama yani arada hani videonun belli noktalarında kendime sahip çıkamayıp kendisine kızdığım noktalarından da anlamışsınızdır ki çok sınırlı. Yani bu kadar sınırlı bir futbolcunun Liverpool seviyesinde yani yedek Sol kanat olarak yer bulması beni çok rahatsız ediyor. Bence Santrofor şey olarak belki daha iyi olabilir. Yani ona da zaten okey değilim de. E, bence yani Gakbon'un e, şu an bence yeri yok Liverpool'da ama ne olursa olsun yani duracaksa takımda bence solda oynamaması lazım. Çünkü çok tahmin edilebilir bir oyun oynuyor. Yani ne kat eden Robertson'u düzgün görüyor ne kendisi sola vurup bir orta deniyor. Yani yok oradan bir tehlike yok. Sürekli sağına çekip ya şut deniyor ya bir şey pas atıyor ama pas tehlikeli bir anahtar pas falan değil asla. Çok düz hiçbir tehditkarlı olmayan paslar atıyor. Geriye dönmek zorunda kalıyor. E, yük yani bence takıma yük oluyor. Ya bu yüzden ben Gakpo'nun çok daha az şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani hocanın kararı. Yani Liverpool'a dair daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu hafta zaten hani Southampton deplasmanında oynadılar. Yani çok Liverpool üzerine konuşulacak bir hafta da değil. Daha yani önümüzdeki hafta çok daha net konuşacağız. Çünkü Manchester City Liverpool maçı var mesela. O yüzden onları hızlıca geçip son maçımıza Ipswich Mes United maçına geliyorum. demişken bakalım bir saatte de devirmişiz zaten. Manchester United Ipswich maçını da yorumlayarak e, bu haftanın Premier Premierlik tarafını kapatalım daha da fazla sizi yormayım. E, bu maç ilginç bir maçtı yani ben e, tabii ki yani zaten şey açısından çok yani İngiliz tarafları var çünkü Ruben Amorim hocanın ilk maçı e, geldi ne yapacak işte üçlü mü oynatacak ki oynattı e, yoksa başka bir şey mi deneyecek elindeki kadroyu nasıl yorumlayacak yani çünkü üçlü oynatmaya uygun bir kadro var mı acaba elinde? Emin miyiz buna Yani kanat bekler kim olacak İşte stoper üçlüsü kim olacak yani kadronun yetersizliği zaten açık çok net yani acaba ne yapacak hoca gibi soruları çok ben de kafamda tartıyorken maça yani aldım kahvemi maçı izlemeye başladım memnun kaldım yani şey olarak ilk özellikle ilk yarısında tabii ki pozisyon verdikleri de oldu. Ee, ama çok tehdit ediliyor gibi gözükmediler. Ee, yani İsviçre zaten ne kadar tehdit edebilir ee, derseniz hani zaten sınırlı ama hani Manchester United da şu an öyle hani Sir Alex Ferguson Manchester United'da değil ki hani deplasmanına gitti zaten ama sıkıntı olmaz diyebileceğiniz bir Manchester United yok. O yüzden hani her deplasman sıkıntılı ki yani bu galibiyeti almasalar toplam kaç puan toplamışlardı? Yani 12 maç, 11 maçta 13 puan toplamışlardı. Yani zaten çok iyi durumda değildi. O yüzden yani her deplasman zor aslında United'da. Ee, üçlü başladı hoca. Güzel. Ee, bence lig için çok iyi bu. Yani Premier Lig'de şöyle e, temiz bir üçlü oynatan hocanın olmasını ben isterim. Yani bir renk katar. E, bir değişiklik katar. E, taktiksel açıdan diğer hocaları zorlayıp e, onların da yenilikler zor yani zorlanmasını sonuç ol yani neden olabilir? Sonuçlandırabilir. Bu şekilde o açıdan benim çok hoşuma gidiyor. Eee Rashford'u uçta değerlendirdi. Ben asla mesela yapmam yani gol atmasına rağmen yani tabii ki anlıyorum. içerisinde tutarsız bir tarafı yok. Yani bir ceza sahasına atacak koşularla işte hızıyla eee dribling'ini yapıp arka stoperleri rahatsız edebilir. dar alanda bence o kadar becerikli bir oyuncu değil ama hani olsun yine de şut gücü de var gibi. ama bence burada bağlantıda daha sağlıklı bir performans verecek Joshua Zirks'e ya da e, Hoylund seçeneği belki daha iyi olabilir önümüzdeki haftalarda görürüz onları da deneyecektir kesinlikle hoca. Eriksen Casemiro çift pivotuyla başladı hoca yani elindekiler zaten bunu getiriyor. Şimdi şeylere bakalım bir. Kobi Kobe Maynu belki de hani hazır mı değildi bilmiyorum. Ugarte'yi sonradan aldı oyuna. belli ki hani onu da tam kendi öğrencisi olmasına rağmen belki de hazır görmedi. Bilmiyorum hani onları önümüzdeki haftalarda daha net görürüz. Ugarte'nin ilk 11'de başladığı haftalar olacaktır daha net bir şekilde. Yani üçlünün aslında ne getirebileceğini gördük United'a. Yani gollerinde o hızlı çıkışları çok net bir şekilde, yani topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye o kadar hızlı bir şekilde geçirip bundan verimli atak operasyonları, planları çıkartabileceğini gördük aslında United'ın. Bu United taraftarları için hani şey olabilir, umut verici olabilir ki bence yani bunu sınırlı oyuncularla yapıyorken yani Mazrui, Mazraoui e, stoper so, sağ stoper olarak oynuyorken ama Diallo'nun kanat beki olduğu e, bir denklemde bunu aslında böyle bir gol bulabilmişken ya yani sonra hani maçı 1-1 bir bir bitmesi tabii ki yani e, üzücü hani United açısından. Yani bu maçtan galibiyetle çıkmak isterdi büyük ihtimalle hoca da yani oyuncular da herkes de. Ama yani bunu yapabilme ihtimalini görmek iyiydi. Benim tabii soru işaretlerim 2-3 oyuncuda var. Yani Casemiro ne olacak? Yani bence Ugarte çok daha hızlı bir şekilde işin içine gelmeli. Çünkü Casemiro bence hani bilmiyorum formsuz duruyor. Zaten bence hiçbir zaman topa sahip olmayı net isteyecek bir takımda. Yararlı bir oyuncu muydu tartışılır. Yani defansif tarafları özellikle o işte Real Madrid dönemi Casemiro'sunun çok güçlüydü zaten. Yani onun hiç kimse tersini söyleyemez ama hani topla haşır neşirlik açısından bence hiçbir zaman zaten o kadar güçlü değildi. Eriksen eski Eriksen değil zaten hani döndü işte yaşadıkları falan yani e, o kadar hani şey değil tabii ki elinden geleni yapıyor ama zaten hani Eriksen değil o seviyenin artık bence şeyi yedek olarak hani bence daha yararlı. Garnacho bilmiyorum ben tam olarak Hala Garnacho'da e, ne olduğu yani bu oyuncudan ne çıkartabilirizden çok emin değilim. Yani hoca ne çıkartacak bakalım. Bu sefer o işte serbest 10 numara rolü. Yani işte Leverkusen'de de Florian Wirtz'ın ve şeyin e, Hoffman'ın oynadığı role benzer e, Amorim kullanıyor. 3-4-2-1'indeki o ikiliyi serbest 10 numara gibi düşünebilirsiniz onları. Garnacho rolde ne kadar olur? Bence çok hani bilmiyorum açık görmüyorum önünü ama ola da bilir. Yani beni şaşırtabilir umarım hani olur. Ee, daha genç hani. Yani bu, bu bazı soru işaretleri var. Kadro kalitesi sıkıntılı ama yani bence Amorim Hoca doğru karardı. Yani ben Amorim Hoca'yı çok beğeniyorum. Ee, Sporting'de yaptıklarını çok değerli buluyorum. Tabii ki hani Portekiz Ligi çok daha sınırlı bir lig onu bilerek hani zaten hani bu yorumları yapıyorum ama bence zaten üst seviyeye hak eden bir hocaydı. E, Premier Ligi'ye getireceklerine dair meraklıyım ve keyifliyim. E, onu kesinlikle söylemek istiyorum. Yani üçlü oynayan bir hocanın Premier Lig'de olması bence renk katacak. Yani böyle güzel üçlü ve yani topa sahip olarak pozitif oynamaya çalışan bir üçlü hocasının olması. Belki Xabi Alonso da gelirse bir şekilde. Bilmiyorum. İlginçleşebilir iyice durum. E, yani onun, Ruben Amorim'in Liverpool'a gelmesi konuşulurken de ben destekleyen taraftaydım net bir şekilde. Arne Slot'u şu an hani çok gerçekten yakıştırıyor ve hani kesinlikle değiştirmem şu anki durumuyla. Ee, ama Amorim gelse de mutlu olurdum. Ee, Amorim'i ben sonrası, ya Guardiola yenilemeseydi City'ye de yakıştırırdım. Olabilirdi. Yani tabii o kadro üçlü oynamaya için biraz dizayn edilmesi gerekirdi ama bence yani orayı da hak eden bir e, hoca profili olarak görüyorum Amorim'i. Bakalım önümüzdeki haftalarda United hakkında yine konuşuruz. E, daha net. E, tabii ki hani maçlar da bize bazı doneler verir ve hani onun üzerinden yorumlarız diye düşünüyorum. E, bu haftalık Premier Lig'i böyle e, kapatıyoruz. Bir e, saat 10 dakika civarı olmuş video. Umarım hani yormamışımdır sizi. En son tabloya tekrar bakalım. Liverpool'un liderliğinde City, Chelsea, Arsenal 22 puan, Brighton 22 puan takip ediyorlar. Pardon City 23 puanda. Onlardan bir puan önde. Tottenham hemen arkalarında. İlk altıyı bunlar oluşturuyor. Premier Lig keyifli. Yine güzel bir sezon oluyor izlemek açısından. Taraftarı o... değilseniz özellikle birinin ya da Liverpool taraftarıysanız şu an çok keyifli olmalı her hafta Premier Lig hakkında düzenli konuşacağız yani benim zaten en düzenli takip ettiğim lig olduğu için onun hakkında konuşacağım dediğim gibi Pazartesileri Premier Lig hakkında konuşmayı planlıyorum yarın da La Liga hakkında bir video ile karşınızda olacağım La Liga'da Barcelona Real Madrid maçlarını net takip ettim bugün Atletik Bilbao Real Sociedad derbisi var. Onu izleyeceğim saat 11'de. Onun hakkında da konuşuruz yarın. Atletico Madrid ve Sevilla maçlarına baktım. İkisinin de uzun özetlerini izledim. İleri istatistiklerine baktım. Onları da hani belli seviyede yorumlayacağım. Yani La Liga'ya da bir genel bakış atacağız. Bu iki ligi çok daha net konuşacağım. Diğer liglere dair bakalım. Yani önümüzdeki dönemde fırsatım olursa, sürem olursa izleyebilirsem onlara dair de konuşmaya çalışacağım. Çünkü orada da değerli takımlar var. Yani özellikle Inter olsun. Serie A'da Fiorentina ilginç bir takım oldu bu sene. Ee, geçtiğimiz senelerde de aslında fena değildi. Ee, Napoli Conte hocayla değerlendirilebilir. Ee, öbür tarafta Bundesliga'da Nuri Hoca'yla Dortmund, işte Xavi, Xavi Alonso'yla lever kuzen bunlara göz atılabilir. Yani dediğim gibi zaman buldukça onlara da belki iki haftada bir falan şey yapabiliriz, değinebiliriz diyebiliriz. teşekkür ederim geldiğiniz için, benimle olduğunuz için. İlk video, umarım ilk video için güzel olmuştur. Siz de keyif almışsınızdır. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum buradan sonra. İlk videoda heyecanlıydım ben biraz. Umarım hani şey yapabilmişimdir düşüncelerimi karşıya iletebilmişimdir. Kendimi tekrar ettiysem işte dil sürçmelerinden dolayı ya da bir kelimeyi çok fazla kullandıysam bazen onu yapıyorum. Bunlar olduysa özür dilerim onlar için. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum çünkü benim için bu yeni bir olay bu kadar. Yani bir saat bir küsur saat bir mikrofona konuşup kendi düşüncelerimi aktarma daha önce o kadar yaptığım bir şey değildi. Daha kısa sürelerde yaptım ama bu kadar uzun sürede insan biraz yoruluyor kendisi de. E, neyse e, daha fazla uzatmadan yarın görüşmek üzere Liga ile diyorum Premier Lig e, içinde haftaya e, görüşürüz kendinize iyi bakın e, futbolla kalın diyelim